filmlerde Türk sinema tarihinin unutulmaz oyuncularıyla aralanıyor. Usta isimlerin başarı öyküleri ve filmlerinden diyaloglarla geçmişe hayat veren program Ses Perdesi. Bir zamanlar kısa boylu, tombiş, şirin bir kadın vardı. Kimi zaman annelik, kimi zaman ablalık yaptı. Yaramaz, tembel öğrencilerin oyunlarına alet oldu. Kimi zamansa balkondan, sokaktan geçen esnafa aşk türküleri söyleyip, eve gelen yalancı elektrikçiye aşık olup abisinden dayak yedi. Ama hep çok sevildi, çok sevdirdi kendini. Anaç tavrı, sevimli yüzü ve taklit edilesi gülüşüyle. Şabaniye'nin Hatice anası, Gırgırye'nin Zekiye'si, Neşeli Günler'in Saadet'i ve tabii ki Hababam sınıfının Hafize anası, Adile Naşit. İşte hadi kek ye, kek! Hadi! Yaşa be Adile teyze, thank you! Ay hadi, sen önce Türkçe'yi öğren de ondan sonra tankü mankü de. Aferin Ziya, iyi bildin. Şu hale bak, suratından düşen bir parça oluyor. Haklı olsa bari içim yanmaz. Dur bak, sen hakem ol. Al bakalım, iş şunu. Nasıl? Harika. Gördün mü bak, nasılmış? Harika dedi. Niye? Çünkü turşu suyunun iyisi sirkeyle yapılır. Başınız sağ olsun. Babanız vefat ettiğine göre artık kahramanın velisi sizsiniz. Evet hocam. Sizden ricam çocuğun dersleriyle ve bilhassa temizliğiyle ilgilenmeniz. Evet efendim. Okula muntazam ve vaktinde gelmesine bilhassa dikkat edin. Peki. Ev ödevlerini o da diğer arkadaşları gibi yap. Aritmetiği çok zayıf. İlgilenin. Peki. Ha, 15 günde bir yaptığımız okul aile birliği toplantılarına mutlaka gelin. Gelmez olur mu hocam? Şimdilik bu kadar. Ne sustunuz be? Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ne güzel eğleniyorduk. Adile anne, o beyazlı adamın söyledikleri doğru mu acaba? Yok canım, olur mu öyle şey? Posta. Eyvah, adamın dedikleri doğruymuş. Bizi buradan atıyorlar. 10 gün içinde burayı boşaltmamız gerekiyor. Üzülmeyin canım, bir çaresini buluruz. Hadi siz oyununuzu oynayın bakayım. Ne bu halin? Filime ne olmuş? Oğlan, anne, kızım. Ay, deli etme beni. Anlat bakayım ne oldu ha? Anne, oğlan, kızı şey yaptı. Ay, dayanamayacağım. Ay dur ayol, meraklandım, bana da anlat. Beni de. Feride! Feride kızım, nereye çıkıyorsun? Gel! Gel de filmi anlat! Aman da benim hassas kızım! Hadi anlat da beraber ağlayalım! Hadi! Hala tesirindeyim! Bak şimdi! Kız çocuğu çok seviyor! Çocuk da kızı çok seviyor! Kız da Verem! Ah canım! Verem ha! Verem! Bir türlü açılamıyor çocuğa. Kız güzel mi? Bebek gibi. Tıpkı ben. Hastalığını saklıyor oğlandan. Ah yavrum. Erkek yüzü göremiyorum. Evlenmeni istiyor senin. Bir yandan da horozdan kaçırıyor. Kısmetine bağladı vallahi. Evde kaldım, kokuştum. Hiç ötesi yok, çıldıracağım bu gidişle. Sabırlı ol biraz ablacığım. Ya sizin flörtleriniz var, onun için öyle konuşuyorsunuz. Benim elimi bile tutan olmadı daha. Ablacığım. Senin de olur ablacığım. Zor olur. Gidip kendimi kuyuya atacağım vallahi. Hayatımızın son oldu. Tiyatro oyuncusu Amelie Hanım'la ünlü komedyen Naşit Özcan'ın kızı olan Adile Naşit, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğar. Babasının ölümü üzerine öğrenimini yarım bırakarak 1944 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çocuk tiyatrosuna girer. Her Şeyden Biraz oyunuyla sahnede olduğu yıl Halide Pişkin'in grubuyla İstanbul'da turneye çıkar ve daha sonra Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girer. 1948'de komedi oyuncuları Aziz Basmacı ve Vahi Öz'le birlikte kurdukları toplulukta 1951 yılına kadar çalışır.
1948 yılında Lüküs Hayat filmiyle ilk sinema oyunculuğu deneyimini yaşar ancak istikrar sağlayamaz ve tiyatroya ağırlık vermeye devam eder. 1950'de kendisi gibi oyuncu olan Ziya Keskiner'le evlenip 1954'te yeniden Muammer Karaca Tiyatrosu'na döner ve 1960'a dek burada çalışmaya devam eder. 1961'de eşi Ziya Keskiner ve abisi Selim Naşit Özcan'la birlikte Naşit Tiyatrosu'nu kurarlar. Bu topluluğun dağılmasından sonra 1963'te girdiği Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda 1975'e kadar aralıksız olarak çalışır. Sabah sabah ha? Değil mi ya? Dün akşam rakıyı gene fazla kaçırdık da. Ne zaman fazla kaçırmıyorsun ki Nazif Efendi? Oh, öldüm. Böyle içersen bir gün sahiden öleceksin. Ne yaparsın Saadet Hanım? Bekardık, yalnızlık işte. Hani şöyle yaşı yaşıma uygun senin gibi temiz bir dul bulsam hemen evlenirim. Bulursun inşallah, bulursun. Ver şunu bakayım. Aa, oğlum. Siparişler eksik. Git ustana de ki daha 2 kilo pirinç, 4 kilo soğan, 5 kilo patates istiyor Hatice ana de ustana. Ne o, ziyafet mi var? Ben ne diyorsam onu söyle ustana. Oğlum sen bakkalın çırağı değil misin? Oh, hadi uzatma, hadi çabuk ol git hadi. Hırsız var. Elması gitti. Olmaz. Olamaz. Ah yavrum benim. Ah talihsiz kızım. Otur şöyle. Otur çocuğum. Sen nazara geldin kızım, nazara. O düğün gecesi Hacer Hanım yedi bitirdi kendisini kıskançlıktan. Hep onların nazarı dedi. Hemen bir kurşun döktürelim. Ah anasının kuzusu. Sil bakalım gözlerinin yaşını. Ay canım evladım benim. Peki ne iş yapacaksınız onu söyleyin bakayım. Ha ne iş? Seyyar kebapçılık yapacağız. Nereden anlarsınız siz o işte? Bunlar da benim çocuklarım Yaşar Bey. İşte babanız. Bunlar da kardeşleriniz. Anne, sen bu kardeşlerden hiç bahsetmemiştin. Öyle mi? Unutmuşum demek. Şaban nerede? Şaban, Maban yok. Bana bak kadın, ben kül unutmam. Yok dedim ya. Hem siz kimsiniz ya? Ben kim miyim? Şabani. Evet, Şabani. İkinci kocamdan. Edim patladı be. Ama sen de hiç rahat durmuyorsun Huriye abla. Deli edeceksin adamı. Aa, o zaten deli ayol. 3 adam vurmuş. Hem ben bir şey yapmadım ki. Kuşu havalandırıyordum. Bir de baktım kırmızı yanaklı elmacı orada. Muhtarın oğlu. Bakkalın güzel çırağı. Hep orada. Dayanamadım. 1-2 türkü söyleyiverdim. Elinden bir kaza çıkacak abinin. Adile Naşit sinemaya ikinci ve asıl girişini 1970'lerde yapar. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır ve ardından çok konuşulan, unutulmayan, herkesin beğenisini kazanmış bir film gelir. Hababam Sınıfı. Rıfat Ilgaz'ın eserlerinden sinemaya aktarılan Hababam Sınıfı filmlerinin birçoğunda müstahdem kadın rolüyle yer alır ve buradaki oyunculuğuyla büyük beğeni kazanır. Artık o, herkesin bildiği, tembel öğrencilere yardım eden, onlara ana şefkati gösteren, onları daima koruyup kollayan, sürekli kuzucuklarım benim diyen, elinde teneffüs zili merdivenlerden aşağı doğru koşan görüntüsüyle akılları kazanan Hafize Ana'dır. Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı sınıfta kaldı, Hababam Sınıfı uyanıyor ve serinin diğer filmlerinde de aynı başarıyı yakalayan Adile Naşit yine de tiyatrodan kopmaz ve 1978'de uluslararası sanat gösterilerinin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başlar. Sonra televizyona geçmeye karar verir
ve 1981 yılında TRT'de Uykudan Önce isimli bir çocuk programı yapmaya başlar. Bu programda anlattığı masallar ve öykülerle çocukların gönlünde taht kurar ve adını unutulmazlar arasına yazdırır. Gerek sinema filmlerinde gerekse oyunlarında saf, iyi yürekli kadın tiplemesini başarıyla oynayan ve kendine has bir üslupla yenileyerek karakteristik hale getiren Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de İstanbul'da hayatına veda ederken geride gülen yüzünü ve şen kahkahasını yeni nesil çocuklarına miras bırakır. Bir kere konuşun. Belki anlaşırsınız bu sefer. Pekala. Hatırın için bir kere konuşurum. Müsaade ediyorum. Kalksın gelsin buraya. Ben gitmem. O gelecek. İşte bu kadar. Ben ne kül yutmaza benzerim. Ne Akile ne de Kel Mahmud'a. Hanımefendi ne öğretmeni? Tarih müfettiş bey. Tarih mi? Evet. Devam edin anlatmaya efendim. Edeyim. Neredesiniz? Aa, bu da laf mı? Sınıftayız. Hayır efendim. Tarihten neredesiniz? Neredeyiz? Balkan Savaşı. Balkan Savaşı'ymış. Yavrucuğum kimdir bu Balkan devletleri? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel savaşa. Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun hemen gidip ekmek alayım. Ama da benim yavrularım. Ama çocuklarım benim. Aa, mümkün mü ne demek evladım? İstersen yatıya bırak. Yatak yoksa koyun koyuna yatarız kuzucuklarımla öyle değil mi? Ne? Anne kalalım ne olur. Kalalım anne. Anam kurban sana yiğidim. Hasret kalmış hem sana. Hadi sen de git çeşmeden su getir. Çok susamış ha. Evde su var oğul. O su yetmez. Çok susamışım. 7-8 kova getir. Hadi koş. Tamam giderim. Rüzgar gibi gidip getiririm. Yo yo yo. Hiç acele etme, ağır ağır getir. He. Akşama kadar tıgır tıgır başımda. Ha, deli mi çıkartacaksın beni? Geldi anana yardım et, elin bir işi uzansın. Aa. Bugün babanın ölüm günü. Lokma döktür biraz. Sonra da konu komşuya dağıtacaksın. Ah, ah kader. Zavallı baba, iyiydim. Çocuğum buraya. Sana iyi bir haberim var. Hiçbir hastalığın yokmuş. Biliyorum. Ama doktor seni biraz kansız bulmuş. Yorulmasın, temiz hava alsın demiş. Yıl sonuna kadar izin veriyorum sana. Hadi bakalım. Tatile gidiyoruz. Derslerim öğretmenim. Derslerini düşünme artık. Ya sınıfta kalırsan? Kalmaz. Hadi arkadaşlarına veda et. Perde, Türk sinema tarihinin unutulmaz oyuncularıyla aralanıyor. Usta isimlerin başarı öyküleri ve filmlerinden diyaloglarla geçmişe hayat veren program Ses Perdesi.